Herkese yepyeni videodan merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Ben işten çıktım. Şöyle bir pastaneye uğradım. Birkaç bir şey aldım. Şimdi eve gidiyorum. Hava o kadar güzel ki Allah'ım. Tam yaz kokusu diye bir şey vardır ya böyle sokakta. Aynı öyle. İnanın ki aynı yaz kokusu. Bakkala geldim. Birkaç bir şey alacağım. Şöyle bir tane beyaz. Bir tane de elma var. Şöyle yemeğimi de yaptım. Bu arada şurada pirinç pilavı var. Burada da kırmızı etli bezelyeli havuçlu bir şey yaptım. Böyle ortaya karışık. Yemeklerim de pişsin. Daha sonra sofraya oturacağız. Bütün işimi bitirdim arkadaşlar. İnanın şu halime bakın. İşten geldiğimden beri şöyle 5 dakika oturmadım. Yemek yaptım, yemek yedik, ortalığı topladım. Efe'yi uyuttum. Daha sonra geldim, bulaşıkları yıkadım. Yarın işe götürmem için yemek kaldı. Dedim onu yarın işe götürürüm. Kaplara koydum, kapları yıkadım öncesinde falan filan derken... Uf, yoruldum. Gelen birkaç kargom var, onları gösterecektim ama... inanın halim yok. Onları da yarın gösteririm size. Şimdi şu gözümdeki makyajı çıkaracağım ve yatacağım. Sizinle yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok tatlı. Şöyle bir şey.
Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. İnanın vlogu en son salı günü bıraktım diye düşünüyorum. Birkaç kargom gelmişti. Size onları göstereceğim dedim. Gösterdim fakat ışığı hiç beğenmediğim için sildim. Daha sonra Efe hastalandı. Kaç gündür inanın onunla uğraşıyoruz. Ateşlendi. Dinmek bilmeyen bir ateşi vardı. Doktora götürdük vesaire. Gerçekten çok kötü günlerdi. Allah beterinden korudu diyelim. Lütfen çocuklar hastalanmasın. Yani o kadar dikkat ediyorum ki onun üstünde böyle hasta olmasın, tiksirmesin, öksürmesin. Tabii ki ne kadar dikkat edersek edelim. Yani okula gidiyor sonuçta. Okuldan da kapabiliyor. Ama çok şükür bugün iyi. Saat şu an 12. Annem de onu biraz aldı, böyle çıkardı dışarı hava alsın diye. Ben yine nefes nefes. Neyse. Onlar çıkarken baktım bir tane kargom gelmiş. Kapıda onu aldım. Ve yukarı çıktım arkadaşlar. Ben de inanın o kadar yorgun ve bitkinim ki. Vlog'a devam edemedim. Dedim ki bugün en azından sizinle böyle ev işleri falan filan böyle birazcık üstten toplarız. Yıkanması gereken bulaşıklarım var dünden kalan. Mecburdum. İnanın asla yıkayamadım yani. Onları yıkarız. Birazcık ortalığı toplarız, süpürürüz, sileriz. Klasik ev rutinlerim biliyorsunuz. Şu kargoyu açalım sizinle. Şöyle bir pantolon sipariş verdim. Bu böyle bayağı uzun ve bol bir pantolon. Yani merak ediyordum, bunu internetten aldım. Normalde AVM'ye gidip deneyecektim ama işte fırsatım olmadı. Ben de internetten almak istedim. Şöyle upuzun bir pantolon. Evet bakın arkadaşlar, pantolon o kadar güzel oldu ki size anlatamam. Duruşu, bedeni... Tam istediğim tarzda. Paçaları da böyle. Yani çok beğendim. Gerçekten aşırı beğendiğim bir pantolon oldu. Bunun kodunu aşağı bırakacağım. Bakarsınız. Kesinlikle başka renkleri de alacağım. Çok beğendim. Ben 36 beden aldım. Çünkü biliyorsunuz 30, normalde aslında şu anki bedenimle 38 beden almam gerekiyordu. Ama kilo verme aşamasındayım ve 38 alıp sonra daraltmayla falan uğraşmayayım diye. Zaten esnecek bir şey pantolon belli ama çok beğendim. Gerçekten duruşuna bakın. Aşırı beğendim. Şöyle bir blazer almıştım biliyorsunuz. Bakın onunla da gerçekten çok güzel oldu. Ceketi de bayıldım. Daha giymek nasip olmadı ama çok beğendim. Yani tam benlik. Ceketin linkini de, hepsinin linkini de koyacağım arkadaşlar. Bakabilirsiniz bunlara. Bir de şöyle bir kaban almıştım hatırlıyorsanız. Biraz gösterdim size ama dediğim gibi ışık kötüydü. O bölümü koyar mıyım yoksa baştan buradan mı başlarım bilmiyorum. Böyle bir kaban aldım. Ama hiç beğenmedim arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok bol, çok bir değişik durdu. Ben mi yanlış görüyorum anlamadım ama sizce ben anlamadım. Şurası bir değişik pot duruyor. Yani bayılarak almıştım görselde gözükenle ama buraya gelince hiç. Bakın mesela şu iç kısmı. Çok pot duruyor yani. Bilemedim. Belki bunu iade ederim. Çünkü giymeyeceğim bir şey. Peki bu pantolonun her şeyiyle bu kadar güzel uyması. Bu ceketi almıştım hatırlıyorsanız. Bu pantolona bir deneyeyim dedim. Gerçekten bu da çok güzel oldu. Böyle içime beyaz tabii bir şey giyerim. Şimdilik size göstermek için çekiyorum ama... Aşırı beğendim. Bakın. Çok şık durdu. Ay! Bütün renklerini alacağım şimdi.
bakın mesela bu kazağımı hiç kombinlememiştim arkadaşlar. Şu pantolonla cuk diye oturdu. Ay çok mutlu oldum. Yemin ederim yıllardır aradığım pantolonu bulmuş gibi çok sevindim yani. Bakın. Her şeyle cuk oturan bir pantolon. Bu arada böyle bir tişört aldım. Şöyle bir vatkası var. Bu dalgıç kumaş diye, geçiyor arkadaşlar. Bu da böyle dedim. Taytlarla falan. Giyerim. Şöyle arkası fermuarlı gözüküyor mu bilmiyorum. Bunu da böyle. Ay, bu arada bu terlikleri de almıştım. Bunu gösterdim sanırım. Terlikler de çok şık. Tabii bir numara büyük. Ben normalde 39 giyiyorum. 39 aldım ama siz bir numara küçük alın. Bunu linkini de bırakacağım. Evet, şu fırçalarımı yıkamaya geldim arkadaşlar. İyice pislenmişti gerçekten. Şu Sinoz markasının yüz temizleme jelinden birazcık şöyle döküyorum. Daha sonra suyun içerisine şunları atıyorum. Büyük sığmadı. Bunları daha sonra yıkayacağım. Şöyle bir şey var biliyorsunuz. Şunu şuraya koyuyorum. Evet arkadaşlar, Efe geldi. Şimdi ilaçlarını verdim ve uyuttum onu. Gerçekten hala ateşi var. Yani ne diyeyim, hala ateşi var ve bu beni çok üzüyor. Yani öksürsün, ne bileyim başka bir şey olsun ama ateşi olmasın. Tabii ki hiçbir şey olmasın istemiyorum ama hani ateş beni gerçekten çok korkutuyor. Neyse, inşallah ilaçlar ona bir tık iyi gelecek. Sonuçta iki gündür ateşi hiç düşmüyor. Ya çok şükür ilk günkü gibi değil. İlk günkü böyle 39 falan, hatta şuraya bir yere koyacağım size. Çok korktuk, hemen apar topar hastaneye. Neyse, çok üstüne durmayacağım bu konuyu. Uyuttum, ben de biraz oturdum, dinleneyim. Yasin de birazdan gelir, saat şu an 1:30 falan. O da birazdan gelir. Bir yemek koyarız veya dışarı mı çıksak, bir havası mı değişse diye düşünüyoruz. Ama daha da böyle üşütsün istemiyorum. Ama hava da çok güzel. Ne yapacağız? Bakalım, bir gelsin de ona göre tekrar kamera. Thank you.
Evet, bol şarkı eşliğinde gözlerim soğandan yana yana yemek yapmayı başladım arkadaşlar. Yani ne acı soğanmış ki bana denk geldi. 2 saattir bu haldeyim, asla gözlerimin yaşları geçmiyor. Havada da o şey var yani, camı açtım ama oh, malum. Şimdi ben böyle yine müziğimi dinleme eşliğinde sodamı içmek istiyorum, izin verirseniz. Böyle bir enerjimi tavan yapmak istiyorum. Çünkü bitik haldeyim gördüğünüz gibi. O yüzden kendimi böyle motive edip toplamaya çalışıyorum ve sizinle birlikte tabii ki. Durum güncellemesi için kamerayı açıyorum arkadaşlar. Biz 2 gündür yatak döşek yatıyoruz. İnanın ki şu koltuğa beni kazıdılar resmen. Yani kazıyarak tuvalet ihtiyacımı görüyorum, yemek ihtiyacımızı görüyoruz ve tekrar buraya yapışıyorum. O kadar kötüydük ki size anlatamam. Yasin bakın şurada yatıyor. Şurada ilaçlar, taylotlar. Efe de içeride uyuyor. Ben de şimdi uyandım. Dedim ki vlogum yarım kalmıştı. Birazcık böyle size bahsedeyim. Şuraya bir ateşimizi koyacağım. Ateşli halimizi. Bütün kaslarım, bütün kemiklerim, beynim, her yerim ağrıyor. Boğazlarım ağrıyor. Burnumun şu iç kısmı, gözlerim. Şu kaşımı şöyle oynatamıyorum bile. Yüksek ateş, ne olduğu belli tabii ki. Efe çok şükür şu an biraz daha iyi. O 2 gün önce öyleydi. Ateşi bir çıkıyor, bir yükseliyor ama o dengeyi sağladık. Şimdi biz aynı şekilde hasta olduk. 2 gündür işe gitmiyorum. Yasin de öyle. Oh, çok kötü bir durum. Öyle bir açayım size, durumu söyleyeyim dedim. Yatıyoruz şu an, yapacağımız hiçbir şey yok. İlaç içiyoruz, takviye alıyoruz. Çaylar, çorbalar. Yani bunu kalkıp yapacak halim bile yok. Ama tabii ki mecbur, bütün işler beni bekliyor, bana bakıyor. Öyle yani arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz diyeyim.